Merhaba sevgili izleyenlerim, nasılsınız? Oldu çarşamba. Dün malum aile dizisini izledik. Harika bir dizi abi. Kıvanç Tatlıtuğ da harika bir oyuncu. Yani nice eşleri kıskandıracak kadar, yani erkek eşleri kıskandıracak kadar yakışıklı. Mimikleri, duruşu falan, oyunculuğu muhteşem bir adam yani. Bu bakımdan eşimin onu iki kere de rüyasında gördüğünü tekrar hatırlarsak, evet, kocalar Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanabilir, normaldir. Ama neyse ki kendisi ulaşılmazdır, değil mi? Eşlerimizin onunla bir ara çıkıp bir yerde kahve içmesi falan pek olası değildir. Böyle avunabilirsiniz. Bu arada bugün diş hekimleri günü dostlar. Buradan bütün dişçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyorum. Gerçekten, hatta günün konusu diş olaylarım olsa yeridir. Çünkü benim diş tedavi eylemine girmem ilkokul yaşlarıma kadar dayanır yani. Çok bahtsız bir durumdayımdır ve şu an dişlerimi fazla ele göstermiyorum. Oldukça sararmıştır. Oldukça kararmıştır. Bazı dişlerim, özellikle azı dişlerimde kök tedavileri gereken dişler var. Kanal tedavisi değil mi? Kök değil lan. O kök hücreydi galiba. O başka bir şey. Hadi o zaman size dişçi anılarımla bir giriş yapayım. Ama önce Amerika'dan çok sevdiğim bir dostumuz selamı var. Ona bir göz atalım. Hey. Harika bir gün. Soğuk ve kasvetli bir gün. What's sweet dog? Tilly! Tilly! Hey, Tilly, come here! Tilly, come here. Tilly. Shh, shh, shh. Come here. Come here. Tilly. Lan güneşten sen ne tatlı bir adamsın. Yani Amerika'da bir güneştan var kardeşim. Amerika'da güneştanın neşesi, enerjisi ve oyunculuğu var. Amerika'da güneştanlı günler var. Harika ya. Köpek de Terry'e sanırım. Ne kadar tatlı ya, geliyor, saldırıyor, öpüyor, yalıyor. Bayıldım ya. Bu arada evet, gerçekten dişçi kardeşlerim iyi ki varsınız. Dişçi dostlarım iyi ki varsınız. Ben de yaka falan kaymış durumda. Çünkü ben her ne kadar imkanları iyi olan bir insan olsam da iki lokma bir hırka boyutunda yaşamayı tarz olarak seven bir insanım. Uğraşamam kardeşim. Hani dışarı çıkarken bir nebze üstüme başıma dikkat ediyorum ama genelde pek de dikkat etmiyorum. Böyle rahat, salaş yaşamı çok seviyorum. Benim ilkokuldayken diş çürüklerim başlamıştı. Tabii şu anki halini size artık anlatmıyorum bile. Çünkü en son burada İzmir Bornova'da gittiğim bir diş hastanesinde filmini çektiler böyle bütün çenemin. Dişçi kız geldi, şöyle bir baktı. Aa, biz size burada yardımcı olamayız dedi. Sizin ana gemiye alınıp griler tarafından operasyon geçirmeniz gerekiyor dedi. Yani o kadar çok kanal tedavisi ve çekim gerektiren dişim varmış ki burada o işler öyle olmuyor dedi. Siz çene cerrahisine buradan aynen postalanmanısınız dedi bana. Hala da randevuyu almadım. Ama ne zaman ki ağrı yavaş yavaş kendini böyle yoklamaya başlayacak kardeşim, o zaman koşa koşa gideceğim. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum ve bilinçteyim kardeşim. Gerçekten diş olayı hayatıma ilkokuldan itibaren girdi. O zaman da biliyor musunuz, ya dolgu yaparken uyuşturma olayı yoktu ya da belki hani küçüğüm diye mi uyuşturmadı bilmiyorum artık. Karşıyaka çarşıda
çok sevgili, aynı zamanda Esen Apartmanı'nda sahilde oturuyorduk o zaman. Dördüncü katta bizim bir altımızdaki Tümay Dağdelen isimli abim, dişçi abim vardı. Onun muayenehanesine gitmiştik. Annem götürmüştü elimden tutup tabii. Her şeyimi annem yapardı zaten. Buradan ona ışıklar, sular, seller. Abi Tümay Dağdelen'e bir gittik. Beni oturttu oraya. Yaktı ışığı. Çat. Daha ilkokul çocuğuna bu denir mi ya? Hiş, dedi. Sen dişlerini fırçalıyor musun dedi. Evet dedim. Peki ne kadar süre fırçalıyorsun? 5 dakika fırçalıyor musun dedi. Yo dedim 1 dakika. Baktı böyle surat nasıl ekşi Tümay abinin böyle. Berbat. Rezalet. Rezalet dedi. Direkt böyle adam dümdüz güm diye geçirdi bana ya. Abi böyle söylenir mi? Çünkü dişçi sana uff rezalet bitmiş bitmiş diyorsa belli ki büyük bir operasyon gerekecek demektir. Orada korkuyorsun. Bir de ilkokul çocuğusun. Abi dolgu aletini aldı. Bir onun topuz başlısı var. Bir daha ufak topuzu olanı var. O küçük maçlı olan dolgu ufak delikler açıyor. Yani ufak bir kanal açıyor. O çok acıtmıyor. Abi ondan sonra koca baş topuzu alıp bir girdi. O böyle devri daha düşük galiba. Yapıyor yeri kazar gibi. Hilti gibi şerefsizim. Abi bir basmaya başladı böyle çürüğün üstüne temizleyecek ya. Abi uyuşturucu. Uyuşturucu değil. Uyuşturucu iğne yapmamışsın ilkokul çocuğu. Nasıl abi buradan acı başladı. Direkt ya düşün çürük dişin oradaki o sinire minire geliyor. Sinire kadar dayanıyor koca baş topuzlu abi. İşkencesi var ya bunun değil mi? Filmlerde görmedik mi? Dişçi işkence uyguluyor adama yani. Mafya herifi alıyor dişini oyuyor işkence şekli lan. O acı burada böyle iğrenç bir acı beynine kadar gidiyor, o ağrı beynine gidiyor. Orada bir de onurlu, gururlu bir delikanlıyım ben. Yani aa falan bir dişçi de bağırdı dedirtmem arkamda. Abi ah falan dediğimi hatırlıyorum ama tahammül ettim ona. Beynimin içinde böyle oyuluyor. Tamam buna tahammül ettim. Yani ilk elimize Siftahı Tümay Dağdelen isimli, tekrar söylüyorum, Karşıyaka sahilde halen olan Esen Apartmanı 4. kattaki komşumuz atmıştı kardeşim bana. Ondan sonra birkaç seans daha ona gittik abi. Her gittiğimde vınıl vınıl vınır 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 abi. Başında sızlıyor. Yani başının içi yıkılıyor. Sonra araya yıllar girdi. Tabii yapılmış olan dişlerle biz tabii ağrımadan dişçiye gitmeyen giller olarak kardeşim yapılmış olan dişlerle yıllar geçirdim. Ondan sonra alarm çanları yine çalmaya başlamaz mı? Artık ama erişkindim yani üniversitede falandım. Bu sefer uyuşturucu da yapan yani iğne de yapan artık teknoloji gelişmiş herhalde. Aradan 15 yıl mı geçti ne geçti. Bu sefer de yine çarşıda bu sefer Mehmet diye bu sefer. Mehmet soyadını unuttum ama o zaman bir uzaktan akrabamızmış. Ama kol gibi parasını da almıştı bak. Ya bak burada ben birazcık alınganımdır. Mimarım diye bana logo yaptıranlarımı söylesem, bana özel afiş yaptıranlarımı söylesem, sonuçta benim elim her zaman iyiydi. Ama yani kendine gelince kendine Müslümansın kardeşim, sen de bana dost işi yapsana. Ya bunların hepsi bilmiyorum ama dost kazığı insana koyuyor. Şimdi tabii ki Tümay abi değil yani o zaman daha benim kafa zaten çalışmıyordu, bilinç sıfırdı. Sadece işte okumaya çalışan bir ilkokul öğrencisiydim. Çok da yaramazdım. Annem halletmiştir ne bileyim. Annemde bir de şöyle bir şey vardı. Fazladan verir ha. Der ki dişçi mesela 500 alacağım burada kanal var 500 alacağım. O 600 veya 550 verir. Öyle de bir pırlanta gibi iyi niyetli annem vardı. Çok da sinirli kadındı ha. Zaten sinirimi falan ondan almışım. Eşim öyle söylüyor. Bazen annem gibi oluyorum. Farkındayım, hak veriyorum kendisine. Abi
Sonra o Mehmet'e gitmiştik. Soyadını hatırlamıyorum ama onun da muayenehanesi hatırladığım kadarıyla çarşıdaydı. Direkt böyle. Ama güzel de oluyor. Yürüye yürüye gidiyorsun. Çarşı zaten canın ciğerin çarşıya. O biraz el atmıştı. Dediğim gibi hiç dost işi bir para almadı sanırım. Sonradan şaşırmıştık falan. Öyle de bir şey olmuştu. Sonra biz İstanbul'a falan gittik. Evet, İstanbul'a taşındım. Arada bir ne bileyim 7-8 yıl hiç elletmiyorum ama. Abi 7-8 yıl rahat ediyorsun. Ondan sonra tekrar bir 10 bin bakımı yaptırıyorsun. Ne yapacaksın yani? Sonra bir 100 bin bakımı yaptırıyorsun. Ama şu an ben artık 100 bin değil 200 bin bakımı aşamasına gelmiş durumdayım. Yani bundan sonraki gideceğim dişçi gerçekten dediğim gibi dediler. Dedim ya demin de dedim ya demedim mi İbrahim? Dediniz Fikret Bey. Peş peşe geldi, güzel oldu. Abi çene cerrahisinden randevu alacağım da yeni bir zincirleme seans başlatacağız yani benim ağzımı doğrultmakla ilgili. Ama şundan dolayı korkum yok. Abi artık çekse de çenenin yarısını da alsa ağrımıyor ya. İğneyi basıyor, 2-3 tane birden basıyor, diş etine basıyor, damağa basıyor, üst damak, alt damak basıyor. Zaten çene senin değil. Yani Allah razı olsun diş hekimlerinden, diş hekim dostlarımdan, Allah gerçekten razı olsun. Diş hastanelerine buradan sonsuz kere teşekkür ediyorum. Yani artık ağrısız sızısız diş de çekimi yapılıyor, çok güzel. Dolgu da yapılıyor, hiç kılın kıpırdamıyor abicim. Ah demiyorsun, ha, iğne de girerken azıcık acıyacak. Ondan sonra kafası başlıyor iğnenin zaten. Oo, ben hatırlıyorum. İstanbul Çeliktepe'de bir de Fatma Pehlivan diye bir dişçim vardı. En son İstanbul'daki dişçim Fatma Pehlivan hanımefendiydi. Abi yürüyerek gidiyordum. İki dişimi çekmişti. Birine kanal yaptı. Kaplama taktı falan böyle. 2 saat falan sıcak içmiyorsun işte. Hatta çok soğuk da içmiyorsun ama ondan sonra başlıyorsun çatır çatır yiyip içmeye. Fatma Pehlivan bayağı beni diş etlerimi iğneyle uyuşturarak yapıyordu. Sıfır sıkıntı ya. Helal olsun buradan Çeliktepe'deki Fatma Pehlivan diş hekimi hanımefendi dostuma tekrar tekrar selamlar, sevgiler, sonsuz şükranlar. Kendisi de bu arada çok dini bütün biraz muhafazakar görünümlü bir insandı. Oyunu da beni etkilemişti. Yani başörtüsü de geliyor. Sen galoşları giyiyorsun, içeri giriyorsun. Hiç elinin ağzının içine elini de sokuyor, ağzının içine aletleri sokuyor. Hiç tın yok. Gayet delikanlı gibiydi. Çok memnun kalmıştım ondan. İstanbul'da olsam zaten direktmen ona aboneydim. Ona gitmeye devam edecektim. Bu arada Çeliktepe'ye yakın bir yerlerde oturan tacizci rejimiz Afrail Gök'e de selam olsun. Ya bak sadece Güneş Tan'a selam göndermiyoruz. Yani biz her şeyi ve herkesi aynı anda düşünür ve onore etmeyi biliriz kardeşim. Gerçekten diş hekimleri günümüz kutlu olsun. Çok ince iş abi ya. Yani ben şurada mimarlığı okudum, yıllarca çalıştım, sonra emekli oldum. Ya o detayları çiziyorsun, zoomluyorsun falan, zoomluyorsun. Şu kadarcık vida deliği bu kadar oluyor. Orada işliyorsun, yapıyorsun. Abi bu adamlar hani tamam ışık takıyor bir şey yapıyor da abi dişi zoomlayamaz ki nereye kadar zoomlayıp da üstünde çalışacak ya. Düşün şu kadar bir yerin içine giriyor orayı hallediyor. Çok zor iş lan. Yani bir de zor zanaat. Adamın ağrısı var. Dişçi korkusu olanlar var. Yani bunlarla uğraşmak diş hekimliği gerçekten çok büyük bir iş. Çok zor bir iş. Ve bunu çok iyi yapanlara eminim artık böyle hani resim yapmak gibi kolay geliyordur. Elinde melekesi çok olan diş hekimlerine de buradan sonsuz sevgiler, saygılar diyorum. İyi ki varsınız diyorum ve diş mevzunu burada bıraksak mı diyorum ben. Çünkü zaten çene cerrahisine gideceğim. Şimdiden bir panik atak geldi gibi bana. Dün aile dizisi vardı bu arada. Çok güzeldi. Hakikaten çok güzel bir dizi. Yani Aslan öldü zannediyorduk. Tabii ölmez çünkü dizi onun üzerine kurulmuş zaten. Ama çok güzel bir dizi. Sağ olsunlar bütün ekibi buradan kutluyorum.
Show TV'yi buradan kutluyorum. Kıvanç Tatlıtuğ ve bütün oradaki rol arkadaşlarını kutluyorum. İnanılmaz harika oyunculara sahibiz. Her salı yemin ederim akşama dizimiz var diye birbirimize söyleyip moralleniyoruz. O derece yani. Başka bir Türk dizisine falan müdavimliğimiz yok. Zaten yani haftanın birkaç gecesi kendini bir diziye endekslersen bu da bir sınırlamadır. Rahatsız olur insan arada yani. Ay kaçırdık, ay onun kaçıncı bölümü derken kafayı yemek de mümkün. Dikkat ettiyseniz şu an sigara arasını sizle değerlendiriyorum. Yani sigara içmeme arası. Bende hani sigara arası diye bir şey yok. Sigara içmeme arası var. Çünkü içime çekmeden paf küf paf küf ağız tadıyla içtiğimden çok çabuk tüketiyorum ve sık tüketiyorum. Öyle bir durumum var. Ya yani ciğerler tabii ki %90 temiz kalıyor. Belki %10 gidiyordur ama tabii ki nikotini beyin alıyor kardeşim. Nikotin bağımlısı mıyım? Evet bağımlısıyım. Bu yüzden patlıcan yemeği de çok seviyorum. Biliyorsunuz patlıcan nikotin içeren, en fazla nikotin içeren sebze. İşte böyle. Geçiyordum uğradım dedim. Sigara içmeme aramı size değerlendireyim dedim. Çok da sıkmayayım dedim. Öyle. Bugün böyle mutfağımızdan ben manzaraya bakıyorum. İzmir'de hafif debisi olan bir yağmur var. İzmir'im, İzmir'im, canım İzmir'im. Durum bu. Ben ekmeğimdeyim, ben keyfimdeyim. İyi ki varsınız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Yarın Perşembe. Öpücükler gıgıdan. En yüksek aşkız biz.